Sevgili seyirciler, Politik Bakış Programı'nda Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Arif Karademir'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında baktığında Bursa Teknik Üniversitesi'nde 10, tabii ki 11 yaşında ama 10 yıllık öğrenci aldığı için az zamanda kendine göre çok işler yapmak, daha çok yapılabilir. Tabii kesinlikle yapılabilir. Yani bunu o anlamda söylüyorum. Çünkü zorlu bir süreç vardı. Çünkü ben o süreci hatırlıyorum. Türkiye'de bir tarafta devlet yeni üniversite kurarken akabinde o zamanki kapatılan sonra devlet vakıf üniversitesi başladı. FETÖ Üniversitesi çok ciddi anlamda sanki Hatırlıyorum. devlette rekabet eder bir durumda gibi algı vardı hatta bu çok çok önemli. Ben buna karşı da tabii ki dikkatli olmak gerekiyor. Bundan sonra süreç içerisinde de aslında bir de şu var onu değinmediniz. O zamanki ismiyle Osman Gazi Üniversitesi'nden hiç tabii ki onların öğrenci arkadaşlar hiçbir ilgisi yok. Size gelen bir öğrenci yükü de vardı aslında. Bunun üzerine değinmek lazım. O öğrenci yükünü hafifletme kolay oldu mu acaba aslında? Şöyle efendim, Bin öğrenci demiştiniz değil mi? Doğru hatırlıyorsam. evet, dediğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 15 tane üniversiteye biliyorsunuz kayyum atandı. Bir tanesi de Orhan Gazi Üniversitesi. Sonra Orhan Gazi Üniversitesi bize devredildi binaları. Biz oraya geçtik. Ondan sonra da toplam 3000 civarında öğrenci vardı. 2000 tanesi farklı üniversitelere gittiler. Devlet yerleştirdi onları puanlarına göre. 1000 tanesi burada okumak için tercih yaptı. Biz bu 1000 öğrenciyi okutmak için 15 tane sıfırdan tamamen yepyeni %100 İngilizce bölümler açtık. Yani binaları aldık evet sevindik ama 15 tane bölüm açıp öğrencileri mağdur etmeden işletebilmek öyle kolay değil. Bu süreçte bu 15 bölüm açarken ki içinde adalet programı var. Efendim siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü var. Üniversite dışından da ciddi sayıda akademisyen veya ders verecek eleman görevlendirdik. Onunla da ilgili biliyorsunuz geçenlerde gazete çok saçma sapan bir haber Hem oldu. Cevap vermek Cevap da verdik ama neyse artık kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Evet dediğiniz gibi o çocuklarımızı mağdur etmeden mezun ettik. Ondan sonra da hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora programlarında sayılarımızı gitgide kaliteli bir şekilde arttırdık. Şu anda kaç bölüm var işte ona göre. Şu anda 30 29 tane ben 30 30 tane 30 lisans aslında bölümü. Basın yayın olduğu için yani ondan dolayı evet. Daha 29'a kalıyoruz yani. Evet. 29 tane lisans bölümümüz var. Mühendislik bölümlerinin hepsi var. İşte Uludağ Üniversitemizde olmayan ne var diyebilirsiniz belki. Malzeme metalürji mühendisliği bölümü bizde var. %30 İngilizce. Lif polimer, polimer malzemeler bölümümüz var. Efendim 19 tane doktora programımız var ve 43 tane yüksek lisans programımız var. Oldukça nitelikli çalışmalar arkadaşlar yapıyoruz. Hocam ben şeyi merak ediyorum. Aslında üniversitede olması gereken notlardan bir tanesi halkın içerisine inebilmem. İlk önce buna mutabık olmamız lazım. Sadece üniversite dediğimizde sadece yüksek okula gelen, yüksek öğretime gelen öğrenciler ders vermez. Benim yani algım o şekilde. Bugün işte konu yangın. Örnek veriyorum. Yangında neler yapılabilme bir vatandaş olarak. Bence üniversite bu konuda vatandaşı eğitebilmedi. Aynı zamanda bazı şeyler de öğretebilmedi. Bu anlamda mesela ben zaman zaman geçmiş yıllarda yazdığım için rahatlatıyorum. X Üniversitesi Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nden veya X hangi üniversiteden izin alarak tamam bölümler açıyordu. İşte bilmem ne kursu, bilmem ne akademisyen ne kursu, bilmem ne işte aile birleşimi kursu, bilmem ya yani sayabildiğimiz kadar 20. Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde bu anlamda direkt halka dokunan yani halka dokunan çalışmalar var mı hocam? Var. Dediğiniz gibi Bursa... Tamam pandemi vardır ama eyvallah ama pandemi olmadığı varsayımla hareket ediyoruz yani. Tırnak içerisinde Bursa pazarına İstanbul'dan saldıran özel üniversiteler var. Bununla ilgili YÖK'ün de çok... Ya her tarafta var yani baktığımızda... Yani. YÖK'ün de ciddi raporları var biliyorsunuz. Çünkü suistimal edilmeler de oluyor burada maalesef. Hatta ben biraz tırnak içerisine geçeyim. Yani bazı üniversite, şehir dışındaki üniversite burada yer açıp diplomayı oradan verdiklerini de biliyoruz yani. Sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz yani. Yurt dışında da böyle üniversiteler var. Yurt dışında Ukrayna'dan mezun oldum diye geliyor kişi. 4 yıllık bir üniversite. Pasaportunu inceliyor. YÖK'ün raporları olduğu için söyleyeyim. Pasaportunu inceliyor. 365 çarpı, hadi 365 olmasın. 200 gün çarpı 4 yıl orada olması lazım değil mi? 4 defa. Bakıyorsun toplam pasaporta gittiği gün işte 20 gün, 30 gün, hafta sonları gitmiş falan onun gibi. Ama suistimal çok zeki açık. Ya, çok zeki öğrenci ondan hocam yani. Evet, evet. Şimdi efendim Bursa Teknik Üniversitesi dediğiniz gibi sadece kendine verilen lisans öğrencisini eğitmekle değil, aynı zamanda paydaşlarına kendi insan ve beşeri kaynağı ve yetkinlikleriyle toplumsal eğitime de destek olmak misyonunda olan bir üniversite, bir kurumdur yüksekokullar. Fakat bunu kendi ana fonksiyonunu zarar vermeden yapmak durumundadır. Bu anlamda şunu örnek verebilirim. Bizde biliyorsunuz İHA belgesi verme sertifikasyonu var. Sivil Havacılık'tan evet. Aldık. İHA 1 belgesi ve İHA'yı da üretimde yapacağız. Mesela o gün İnşallah. Bende bahsettiğim çok önemli bir şey var. Bende Bursa'nın genelinde değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir şey.
Türkiye'de dil eğitimi ilk 5 üniversiteden bir tanesi metot anlamına baktığımızda biz her zaman şunu konuşuyoruz. Bir dil, bir insan, iki dil, iki insan artık yani ben biraz da espri tabi. İngiltere'de çocuklar bile İngilizce konuşuyor diye de yani olay bu anlamda. Evet, bunun gerektiği anlamda söyleyeyim. Doğru. Gerçekten baktığımızda bugün doğru. Türkiye'deki en büyük sıkıntımız ilkokuldan itibaren üniversiteye kadar 20 sene İngilizce ders görüyoruz. 20 tane kelimeyi bir arada kullanamıyoruz yani. Bu gerçek olan bu. 20 doğru. tane cümleyi. Doğru. Bence bu çok üzerine durulması gereken konu bu aslında hocam. Dil kursunda sürekli eğitim merkezlerimizden dil kurslarımızı veriyoruz. Kamu kurumlarına hatta indirimli de yapıyoruz. Çok indirimli yaptığımız için Sayıştay rapor da tuttu bize. Niye indirim yapıyorsunuz? İşte öyle olur mu falan. Bir olan bir bedava da ondan. İşte pazarlama tekniği. Efendim İHA kursları. Orman Bölge Müdürlüğümüzle Bölge Müdürümüze selam ediyoruz buradan. Çok güzel çalışmalarımız var. İHA eğitici kursu. Efendime söyleyeyim. Diğer taraftan tezsiz yüksek lisans programlarımız var ama bunların dengeli yapılması gerekiyor. Abartmamak lazım. Abartmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten bir yerden sonra aslında şöyle dönüyor. Oluyor yani geçmişte şey falan, üniversite işsizler odası şimdi yüksek lisanslı işsizler odasına iş dönmesin yani. Doğru. Efendim ben ne var yüksek lisans mezunum iş bulamıyorum. Ya kardeşim iş bulamıyorsa benim kabahatim yok. Biraz da sende beceriksiz var. Yüksek lisansı bitirmiş ama bir yerde sende bir noksanlık var o zaman. Kendi pazarlama tekniğinin noksan. Yani yüksek lisans belgesi ve diploması veya lisans diploması sihirli değnek değil ki. Öyle değil mi? Ya ben her yani zaman aynı fikir. Hep ehliyet örneği veriliyor ya. Ehliyet arabayı kullanmıyor. Ehliyet anahtardır sadece. Yani size aynen. yola giderken amaca giden bir araçtır diye bakarım ben aynen. sadece. Üniversite diplomasını amaca giden araçtır. Aynen. Bunu anlattığı için ben burada sakınca görüyorum. Babam ayakkabı tamircisi dediğin için rahatla konuşuyorum. Baktığımızda üniversite mezunu ayakkabı tamircisine getirin bakalım ayakkabı da yapabilecek mi? Ama o belki ilkokul mezunu, belki ortaokul ama zanaat dediğimiz çivi tutması, çekiş tutması doğru. tamam mı? O çiviyi eline batırmak bence çok çok önemli. Yani doğru. bazen ben Bursa'da örnek vermişim. Bazı üniversiteler özellikle yurt dışında ben buna çok şahit olduğum için söylüyorum. O şehrin kanaat önderi ve sana, o mesleğindeki kanaat önderi diyelim. İlkokul mezunu üniversitede bilgi ve birikimini öğrencilerle paylaşıyor. Bu doğru. çok çok önemli aslında. Doğru. Doğru. Üniversite asli görevi de bu olmalı bence. Doğru. Yabancı dille ilgili bir şey söyleyeyim mi? Dediğiniz konuya geçeyim. Yabancı dil eğitiminde Bursa Teknik Üniversitesi'nin sloganı yabancı dil hazırlık eğitimi değil. Yabancı dille hazırlık yapmıyoruz. Yabancı dil öğretiyoruz. Peki nedir iddianız? YÖK Türkiye'de yabancı dil eğitimiyle ilgili problemleri nasıl çözeriz toplantısı yaptığında 5 üniversite davet edildi oraya. Bir tanesi de bizdik. Yani Boğaziçi 200 üniversiteden 5'i diyelim yani. 5'i. İKUS biliyorsunuz akreditasyon yapan çok çok hassas ve çok kritik bir kuruluş. 2 tane üniversitenin belgesi var. Birisi de biziz. Diğeri kim onu söyleyin en azından. Söylemeyeyim reklam yapmak istemiyorum. yok en azından ya. Bundan sizin üniversitenin geldiği durumu anlatması açısından söyleyeyim. Evet. Mukayese etmesi. Onların tahmin edeceği çok iyi üniversite. Öyle diyeyim o zaman. Reklama girmeyeyim ama. Bir de devletimiz biliyorsunuz yurt dışına her sene akademisyen gönderiyor. Olması için öğrenci gönderiyor. Bu öğrencilere gitmeden önce Türkiye'de kurs alma hakkı veriyor. Parasını kendisi ödüyor. İşte bu kurs verme yetkisi olan 5 tane üniversite var. Birisi biziz. Bir de kaymakam kurslarına başlarsanız da işte daha güzel olacak herhalde zannedersen. Kaymakamda evet. çünkü İngilizce hazırlık kursu var ya gitmeden. Evet, evet. Londra'ya gitmeden veya evet. ilgili ülkeye gitmeden bence o da çok çok önemli. Evet. Kısacası yabancı dil kursunda gerçekten mütevazı olmayalım. Çok iyi eğitim yapıyor arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle efendim. Bursa Teknik Üniversitesi doktora yapmış insanlar oluşan bir kadrosu var. Eğitim veriyor, laboratuvarlar var ama şehirde de bir dünya var. Para kazanan ve dumanı tüten bir endüstri var. Önemli dolayısıyla sanayi var. Alaylı olsun, çekirdekten yetişme olsun. Ben de esnaf çocuğuyum. Çekirdekten yetişme olsun, sanatçı olsun, sporcu olsun. O insan kaynağının, beşeri kaynağın üniversite kampüsüne girip karışması lazım. Aynı şekilde üniversite hocaların da... Tabii. Yani exchange diyorlar yani. Karşılıklı gidiş geliş olması lazım. Ki sadece dünyanın üniversiteden ve orada alınan sınıftan ve başarının sadece diplomadan ibaret olmadığını öğrenciler de hoşuna bilsin. Bir kural vardı. Dışı açık ekonomi nasıl en fazla ithalat, en fazla ihracat yapan ekonomi dışı açık ekonomi dersi. Yani aynı hikayede burada da. Siz ne kadar dışarıdan bilgi alıyorsanız, ne kadar dışarıdan size bilgi geliyorsa o kadar başarılıdır diye düşünüyorum üniversite hocam aynen. ya. Aynen. Ya ben şeye geldiniz hocam az önce başka bir şey daha bahsederken tekrar dönelim dediğiniz için söylüyorum. Bu sürecin içerisinde yani insanlardan, vatandaştan mesela ben şunu bekledim. Mesela Bursa'da bu belediyelerin çoğu online eğitimlere geçti. Ama İngilizce eğitim noktasında ben mesela şunu beklerdim. 17 tane belediyemiz, Büyükşehir'de 18 tane belediyemiz var. Pandemi belki bir fırsattı yabancı öğrenmek için. Online eğitim noktasında Bursa Teknik Üniversitesi bu konuda işbirliği yaparak yani vatandaşın çoğunu İngilizce öğretebilir diye düşünüyorum ben ya. Yani. Kesinlikle. Şöyle olay. Şimdi bir belediye başkanlarımız hepsine selam ediyoruz. Onların hepsi de personellerin hem yüksek lisans, doktora pardon hem de diğer kurslara katılması konusunda kesinlikle teşvik ediyorlar. Ama şöyle bakmak lazım olaya. Bir belediyemizde kaç tane? 50 tane personelimiz var. Bu 50 tane personel sınıf eğitimi vermeden önce ilk yapılması gereken şey seviye tespit sınavı.
sınavı yapmanız lazım. Yani intermediate mi, pre-intermediate mi, advanced mi, onların çıkması lazım. Onlara göre sınıflar ayrılması lazım. Sınıfların da ticari mantıkla bakarsanız rentable olabilmesi için işte 15 sayının altında olmaması gerekiyor. 15 sayısı tutturabilmek için de birkaç belediyedeki bütün personelin dengeli bir şekilde planlanması gerekiyor. Bunu biz çok tanıtımını yaptık. Yani şimdi taş atmak gibi olmasın. Hepsini seviyoruz. Ama çok organize bir şey olmadı. Çünkü şunu da unutmayın. Kişi evli, çoluğu, çocuğu olsa bile sınava soktuğunuz zaman ve sınavda sıraya oturttuğunuz zaman birden öğrenci psikolojisine giriyor. Birden o bizim şu andaki kendi kızdığı çocuğu oğlu gibi davranmaya başlıyor. Ders yapma konusunda ve efendim sınavlar konusunda. Kısacası yapabiliriz, evet. Belediye başkanlarımıza inşallah bir daha bunu konuşalım. Aslında şimdi tabii şey var, ona program içerisinde değineceğim. Teknokent var, aslında oraya bir de şey yapmak lazım. City English diye tamam bir şey, evet. Kent oluşturmak lazım. Evet. Bence tamamen geçmişte belki seyircilerimiz belki bir Kastamonu'da bizim küçüklüğümüzde Limasol'un Naci Yayınları vardı hatırlarsınız. Evet, evet, yani Limasol'un evet. Naci Yayınları Kastamonu'da bir ben bildiğim için İnebol'da orada kıyıda gidip tamam kamplar yapıyormuş Limasol'dan sonra. Bence de böyle zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti'nden şu an ciddi anlamda Malta'ya ve Londra'ya ciddi anlamda akış var. Bence Türkiye'deki üniversitelerin dil turizmi, değil mi? Dil turizmi anlamında çok çok önemli bir ayak olabilir diye düşünüyorum. Yani. Yapacağız inşallah. Sizinle beraber bir kampanya yapalım. Biz. İnşallah hep beraber hocam. Yani. Aslında ben yavaş yavaş Covid'e biliyorsun hayatımızı Covid-19 son 2 senedir alaşağı etti. Ne yaptığımızı evet, bilmiyoruz. Evet, evet. Vaka sayılarına bakıyoruz. Artıyor. Bu arada aşı olmayanları da uyaralım. Aşılarını lütfen bir an önce yapsınlar. Çünkü Allah korusun. Ben sıkıntılı bir süreçteyiz hep beraber. Vaka sayısı bugün 22 bin civarındaydı. Az önce açıklandığı için biliyorum. Dün 24 binde vefat biraz 108'e düşmüş ama bu konuda üzerimize düşen yapma sorumluluğu var ama bu Covid tabii ki insanların hastalıkla mücadele etme noktasında bazı aşamalar kaydediyor. Buradaki en önemli görev üniversite düşüyor. Siz Bursa Teknik Üniversitesi olarak anlattığınız için söylüyorum. Bir tanesi farmakoloji anlamında bitkisel ilaçla ilgili bir çalışmanız olmuş daha dersen fitoterapi ile ilgili anladığım kadarıyla yanlış anlamadı. İkincisi de yine koruma anlamında maske ile ilgili ciddi anlamda bir çalışmanız var. Özel bir sektör firmasıyla beraber o maskeleri bizlere de verdiğiniz için ilk dünyada örneği olan zannedersem maske bu konuda neler ifade etmek istersin Sayın Hocam? Covid başladığı zaman Allah ölenlere rahmet eylesin. Devletimize, halkımıza da kolaylıklar diliyorum. İnşallah bu belada beraber atlatırız. İnşallah. Şimdi Covid başladığı zaman Bursa Vali Bey, işte BTSO ve diğer paydaşlarla beraber ne yapabiliriz, ne edebiliriz toplantısı yapıldı. Orada efendim sprey üretimi, ozon cihazları üretimi, ozon jeneratörleri, dezenfektan üretimleri, ısı ölçerler vesaire bir sürü projeler vardı. Bunlar içerisinde pratik, rentable ve hızlı olabileceklerden birisi maskeydi. Biliyorsunuz o çok can ciğer olan Avrupa'daki medeni tırnak içerisindeki devletler maske çaldılar. Hırsızlık yaptılar resmen. Devlet hırsızlığı yaptı. Hangi ülke olduğunu biliyorlar zaten insanlar. Onlar çok medeni ve modern ülkeler biliyorsunuz. Tabii kişinin ne kadar medeni modern olduğu kriz zamanlarda ortaya çıkıyor. Dostunun maskesini çaldılar. Şimdi bizde ismini vermem lazım. Profesör Doktor Kenan Yıldırım hocamız var. Bütal'de yani Bursa Tekstil TÜBİTAK'ın Tekstil Laboratuvar Analiz Laboratuvarı'nda uzun yıllar çalışmış çok tecrübeli bir arkadaşımız. Kendisi reklam yapmayı sevmez ama ben söyleyeyim 20 tane kendi patentli cihazı olan, test cihazı olan bir arkadaşımız. O çok eksantrik bir hocamız çalıştı etti. Şu dokuma kumaşı dominant tekstille beraber geliştirdi. Şimdi bütün şu anda piyasada kullanılan maskeler biliyorsunuz non-woven yani dokunmamış, random, kuru veya ıslak birbiri üzerine liflerin yapıştırılmasıyla, tutturulmasıyla oluşturulan maskeler. Bu normal dokuma kumaş. Şu an görüyor zaten. Evet. Alabiliyor muyum? Dokuma kumaş, evet. Şimdi bu kumaş iddialı bir şey olacak. Dünyada ilk yapılan ve ilk literatüre giren ve bununla ilgili ilk test metotları Fransa tarafından geliştirilen bir maskedir. 6 defa yıkanıp kullanılan bir maske. Şu anda da biliyorsunuz tek kullanımlık maskeler başımızın belası oldu. Aynı poşetler gibi. Bununla ilgili dominant tekstille bu patent anlaşması, fikri sınai mülkiyet hakları anlaşması yapıldı. Yurt dışına dünya kadar satış yapıldı. Şimdi de yapılıyor. Yapılan satışta da üniversitemiz pay alıyor. Burada neyin örneğini görüyoruz? İnovatif ve yenilikçi teknik üniversite olarak bilginin paraya dönüştüğü bir üniversite
bir proje örneği görüyoruz. İnşallah bunu daha da artıracağız. Şey ne aşamada hocam? Bir diğer üniversitede fitoterapi ile ilgili yapmış olduğum bir çalışma var zannedersem. İsmini vereyim. Peygamber perçemi neydi? Artemisia diye bir bitki var. Artemisia şeydir. Halk arasında pelin otudur. Yani bir pelin otu. Pelin otu. Bu Türkiye'de çok yaygın bulunan bir özellikle bitki. Özellikle zatürrede kullanılır. Anadolu'da yani insanlar zatürrede kullanır. Covid zatürre ve zatürre türevi gibi. Şekerde de kullanılır bunu. Ben evet, yani evet. Fitoterapi bildiğim için biraz da oradan söylüyorum. Bravo. Onun etken madde olarak onu ve başka bitkilerin kullandığı bir TÜBİTAK projesi var. Sağlık hastanesiyle beraber. Onda da bizim üniversitemiz proje paydaşıdır. Onda da aktif çalışmaya çalışıyoruz. Başka konular da var ama ilk sonuç çalışmalar. Ben mesela rakamları şey söyleyeyim. Orada anlattığım ilk yeni üniversite olduğu için yaklaşık 40'a yakın patent başvurusu ama bir patent başvurusu 3 yılda çıktığı için daha 5 tane zannedersem dolatörlüğüyle çıkan patentimiz var. Bunlar tabii ilerleyen süreç içerisinde artacak. Aslında baktığımızda biraz da şeyden bahsetmek lazım. Yani kısa gelişsek, yurt dışındaki çap yan dal dedik ama bir de geçmişte sizin İngiltere'de bir anlaşmanız vardı, çalışmanız vardı. Evet. Zannedersem o bu dönem ilgisinden dolayı bitti diyelim. Yani. Çünkü belirli bir rakam verme durumu var öğrenci arkadaşlar. Neydi, neden kaldırıldı? Oradan başlayalım. Şimdi bizde %100 İngilizce programlar vardı, lisans programlar. Hazırlığı veriyorsanız, bu kadar harcama yapıyorsanız bunu lisansa ve yüksek lisans doktoraya aktarmanız lazım. Bunu entegre etmek için başka üniversitelerimiz de var. Sandviç programlar deniyor buna. 2 yıl bizde okuyorlar, 2 yıl dışarıda okuyor. Şimdi YÖK'ün mevzuatına göre, Amerika ile de o program, Southern University zannediyorum. Amerika ile bir program yaptığınız zaman 2 yıl %100 İngilizce bizde okuyor çocuk. Makine mühendisliğini. İşte okuduğu yıllar için o zamanki fiyat 5000'di zannediyorum. 5'er bin lira dönem başı para vermesi lazım. Belli bir başarı noktasını geçtikten sonra Amerika'ya gidiyor. Amerika'da bench fee, 1 yıllık okuma ücreti, yaşam giderleri dışında, yurt ve yiyeceklerin dışında 11 bin dolar ile 15 bin dolar arasında. Aylık 1000 dolar. Yani, çalışan öğrenci için koy yani. Bu konuda başarılı birkaç öğrencimiz çıktı, etti. Bizdeki 5 bin lirayı ödediler ama o sıraya geldikleri zaman herhalde kendileri de planlamışlar. İşte sanayiden, efendim BTSO'dan bir yerlerden sponsor alabiliriz dediler. Alamadılar ve gidemediler. Burada şuna vurgu yapmam lazım. Amerika'ya giden öğrenci belli bir bench fee veriyor. Bugün yine konuştuk. Kanada'ya giden kişi belli bir bench, yani yıllık bir ücret veriyor. İngiltere'de okuyanlar belli bir ücret ödüyor. İngiltere, Kanada ve Amerika ortalama 60 bin dolar gayri safi milli hasıl kişisel geliri olan bir ülke. Ama Türkiye'de üniversiteler bedava. Üniversitenin finansmanının yapılması, kuvvetli laboratuvarlarının kurulması, akademik kadrosunun kuvvetlendirilmesi, daha da önemlisi öğrencilerin bilinçli tercih yapması ve severek, isteyerek, hür iradesiyle bir bölüme gelip orada da yırtına yırtına böyle söke söke kaliteli elemanlar olabilmesi için birazcık para ödemeleri lazım. Aslında baktığımızda tabii ki yani yurt dışındaki üniversitelerde paralı üniversite var, parasız üniversite var ama bir de gerçekten çok zekisiniz. Türkiye'deki yurt dışındaki üniversite aslında kendilerine onu kapmaya için özel bir yarışa girdikten bunda şahit olmuşsunuzdur. Aslında şu örnek var, sizin hayat idealinizdeki üniversite, butik üniversite, 10 bin nüfusu geçmeyen aynı Oxford Üniversitesi, aynı şey gibi dünyadaki baktığında Harvard mesela. Ben Harvard'da bir örnek vereyim, bir profesör en azından doktorla ilgili günde 8 hastadan fazla isteseniz de bakmayın. 9 hastaya baksa belki çok daha fazla para kazanacak ama prensip ne olarak 8 hasta. Bugün Oxford'u eğer gidenler varsa Londra'da baktığınızda hemen yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra gidiyorsunuz. Bahçesi çiçeklerle dolu, tamam ben gittiğim için, gördüğüm için rahatlıkla söylüyorum. Ama öğrenci sayısı baksana 10 bin, ama dünyada baksana 10 bin öğrencisi de çok yüksek ekonomik getirilerle bir yerlerde çalışıyor. Zaten Bursa Teknik Üniversitesi aslında nihai hedefi buradan mezun olan arkadaşımın gelecekte yaşamını idame ettirirken yaşam standartı işte 60 bin dolar önüne verdiyse 60 bin dolarlık bantlı olsun herhalde, anladık herhalde. Doğru anladı. Doğru. Şimdi biz bu konuları tartışırken hep verdiğim örnek dinleyen için tekrar olacak ama isim verelim: Cambridge, Oxford, MIT, Harvard. 20 bin civarında maksimum öğrencisi olan üniversiteler. Oxford'un zannediyorum 10 binin altında, 6 bin civarında öğrencisi, toplam öğrencisi. İşte bu 20 bin bandında öğrencisi olan üniversitelerin 10 bin öğrencisi, yani öğrencilerinin yarısı yüksek lisans doktora yapan. Aslında ben burada bir şey söyleyeceğim. 10 bin tanesi, özür dilerim efendim, bu 10 bin tanesi istisnasız 10 bin tane firma ile çalışan, proje çözme, problem çözme odaklı çalışan üniversiteler. Dolayısıyla işte Harvard söylüyorlar, bizim yüksek öğretim sistemini biraz zora sokmak için de söylüyorlar. İşte bütçesi 46 milyar dolar deniyor.
Yani merkezi bütçeden destek almadan kendini döndüren üniversiteler. Nasıl oluyor? Ben de 4 milyon dolar yeter ya. Sanayi, evet, sanayi endeksli çalışmalar yapıldığı için biz de sizin de biraz önce söylediğiniz gibi fazla öğrencimiz olmasın. Öğrenci çok, bir sürü okutan üniversitelerimiz var. Onlara Allah kolaylık versin. Aslında ben bir az şey olsun, öz olsun, kaliteli olsun aslında, ve çıktıkları zaman 60 bin bandında gelir olan insan kaynağı aslında üretelim. Ben şunu da değinmek istiyorum. Dünyada belki sonra değinmez ama ben biraz daha sesli düşünebilirim. Dünyada baktığında, dünyada yöneten gruba baktığında bir İngiliz modeli vardı, bir Amerikan modeli vardı aslında, bir Harvard modeli aslında, bir de Oxford, Cambridge modeli vardır. Baktığımda dünyada birçok yöneticinin bu üniversitelerden mezun olduğunda görürsünüz. Yani bunun için de yönetim olmaya gerek yok. Şöyle yani. Efendim. Şimdi standardı oluşturamazsanız eğer, bakın, sizin yetiştirdiğiniz öğrenci bulunduğunuz ilde iş bulacağım diye yırtınıyor, bak tabiri caizse yırtınıyor. O üniversitelerdeki dünyada kapış kapış gidiyorlar, daha mezun olmadan gidiyor, hiç boşta kalan yok. Birisinde kişi iş bulmaya çalışıyor, birisinde kişi işvereni seçiyor, kendisi ben seçiyor. Sadece... Geçen hafta içerisinde tanıştığım bir arkadaşım var. Arkadaşım, daha doğrusu kızı diyelim. NASA tarafından 5 yıl Texas'tan dışarı çıkmaması istenmiş mesela. Tamam, gitmedi. O da Türkiye'de bir bankada da yapay zeka uzmanı işe başladı. Yani çok zeki bir arkadaşımdı. Yani onu nereden NASA onu buluyor aslında düşündüğümüz anlamına baktı. Aslında siz başarılıysanız sizi bir yerden takip ediyorlar. Tabii, yani siz istediğiniz kadar saklanmaya çalışın. Kesinlikle. Aslında Teknokent'te biraz konuşalım Sayın Hocam. Teknokent hangi aşamadayız şu an? Biliyorsunuz Bursa Teknik Üniversitesi en genç teknoloji transfer ofisi kuran üniversitedir ve çok çalışkan bir performans çizdi. Sağ olsun Sanayi Bakanlığımız bunu takdir etti ve peşinden en genç %100 hisseli teknokentini kuran üniversite oldu. Şu anda 15-20 firma içine alabilecek fiziki mekanımız var ama biz klasik teknokentler gibi değil. İçinde prototiplemesi, ıslak laboratuvarı, kaynak düzeneği efendim ve gürültülü kaynaklı efendim tesviyeli atölyeleri olan minik bir organize sanayi ekosistemi oluşturan. Simülasyon gibi aslında baktın. Tabii tabii. Yani sadece ofisleri değil, sadece kart basılan yerler olarak değil, sadece bilgisayar ve yazılımcıların yoğunlukta olduğu %80'i olan yerler değil, bütün organize sanayiyi simüle eden ve temsil edebilen bir teknokent binası kurmak aşamasındayız. Bu konuda... Yer neresi olduk hocam burası? Şu anda biliyorsunuz Mimar Sinan'da bizim yerimiz ve Teknokent mevzuat olarak biliyorsunuz girişi ayrı olmak zorunda. Evet, onun için aynı hastaneler gibi park yeri ayrı olmak zorunda. Dolayısıyla Mimar Sinan'da kuracağız. Ulaşıma yakın, sanayiye yakın. Tabii bizim yıllardır söylediğimiz bir konu bakanlıktan geçti. Teknokentler aynı zamanda kuluçka merkezler olarak organize sanayinin içerisinde olabilir. Dolayısıyla Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi. Efendim Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi. Aslında yok, ben programda aldığım için söylüyorum. Bizim program sponsoru Sayın Uludağ Sebe Başkan Yunus Aydın. Evet. Teknik Üniversitede bizim bir protokolümüz vardı. İlerleyen süreç içerisinde Erzan dersem herhalde o protokol yürürlüğe girerse çok ciddi bir atılım olacak. Allah rahmet eylesin. Önceki Gürsü Belediye Başkanımız Cüneyt Bey sağ olsun. Evet. O beni bizatihi onun bir arabası vardı. Şavrel arabası. Onunla gezdirim işte. Çok temiz bir insan. Allah mekan cennet etsin. O da çok hararetli ve istekliydi. Yunus Başkan da çok istekli. Benim bildiğim 150 dönümlük bir parça var. Orada belli bir kısmını 50 dönüm zannediyorum. Eğitim, inovasyon, test, analiz ve idari ofis olarak ayırmak zorunda mevzuat gereği. Onun alınması, edilmesi, işte evraklama işlerinde biraz gecikme oldu. Kendisi bizzat söyledi. Evet. Prensipte bir sıkıntımız yok ama pratik olarak gerçekleştirmede biraz gecikme oldu. Aslına baktığımızda yani bu anlamdaki yol arkadaşı da belli baktığında en azından bir ve birden fazla arkadaş var. Bence evet. Çok çok önemli. Evet. Aslında... Burada şunu sizin aracınızla halkımıza duyurmam lazım. Bursa Teknik Üniversitesi başta biraz engellenen, 15 Temmuz'dan sonra daha da böyle hızlanan, efendim üniversite sanayi işbirliğinde 22-44'te Türkiye birincisi olan, Ar-Ge'ye en çok para ayıran, Teknofest'e 100 takımla katılan ki yani 6000 öğrenciyle efendim girişimci üniversite olan, sektörel eğitim programı yapan çok dinamik bir üniversite olarak yatırımlara ve hayırseverlerin desteklerine teşekkür eder. Eğer varsa böyle hayırseverler, sadakayı cariyedir biliyorsun. İnsan öldükten sonra da kronometresi yazıyor. Ya aslında sadaka cariye girdi. Şimdi üniversitemizin binaları, teknokent binasının yapımı gibi konularda sevgili sanayicilerimizden bu zamana kadar çok da destek oldu. Allah razı olsun hepsi. Sadaka cariye girdi. Madem sadaka cariyeden devam edelim o zaman. Şimdi aslında sadaka cariye tabii ki öğrenci arkadaşlarımız, öğrenciler bir kentten diğer kente geliyor. Bizim misafirimiz, biz ev sahibi pozisyonunda oluyoruz ama bunların da tabii ki Bursa'daki barınma ile ilgili ciddi bir sorunu yaşıyor. Bu anlamda da baktığımda geçen hafta içerisinde konuştuk. Yurt yapımı ile ilgili çalışma var. Evet.
İnşallah bir hayırsever çıkar da adını koyarsın siz. Oraya, o yurt yapılır, oradan bize burada seslenmiş olalım yani de. Bu konuda Bursa Valimiz Yakup Can Polat Beyefendi, çok teşekkür ediyoruz kendisine, hürmet ediyoruz. Ali Nur Başkanımız sağ olsun ve diğer siyasilerin de desteklerini görüyoruz. Yurt ve öğrenci konusu ve eğitim konusu apolitik bir konu. Siyasetten ari bir konu. Dolayısıyla hepimiz öğrenci, bu çocuklar bütün Türkiye'nin süzme tertemiz evlatları, bizim geleceğimiz. Bunlar bize dediğiniz gibi, çok güzel söylediniz, Bursa'ya emanet olan gençler. Bizim çocuklarımız da başka şehirlere emanet. En birinci bizim sorumluluğumuz, tabii eğitim vereceğiz ama bunlara yaşanabilir, güvenli bir yer vermemiz lazım. Sadece sınıfta ders anlatmakla yetmiyor. Onun için yapılan çalışmaların sonucunda sağ olsun efendim Gençlik Spor Bakanlığımız ve eski Gençlik Spor İl Müdürümüz Süleyman Profesör Doktor Süleyman Şahin hocamız. Şu an Tokyo'da kendisi, selam da söylüyorum. Evet, şu anda Tokyo, evet, güreşçilerimiz ve sporcularımızla, onların da desteğiyle, valimizin desteğiyle Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan kampüsü içerisinde metro girişinde 550 kişilik kız yurdu. Planlaması projesi şu anda yapım aşamasında. Orhan Gazi Üniversitesi'nin yemekhane kısmı, arkadaki biliyorsunuz polis kolejinin orada, oraya da 500 kişilik erkek öğrenci yurdu yapılıyor. Osman Gazi Belediye'miz efendim Panorama Müzesi'nin orada iyi bir parça ayırdı. Öğrenci yurdu olması açısından. Efendim Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Bey sağ olsun, yurt konusunda somut çalışmalar var. O da birkaç destek oluyor. Kısacası bizim derdimiz şu İlhan Bey. Bize emanet olan çocukları yollarda heder etmeyelim. Şimdi ben... Zaten trafik problem olan yerde doğudan batıya, batından doğuya kavimler göçü olmasın. Ya şöyle bak. Akademisyenler de gitmesin, idari personel de gitmesin, öğrenci de gitmesin ve üniversite bulunduğu bölgede yaşasın. 7000 öğrenci var diyelim ya, lisans anlamında. 7000 öğrenci, 3500 tanesi, 3000 tanesi Bursa'daki hemşehrilerimizden öğrenci. %40'ı şeklinde bir ifade kullanıldığı için söylüyorum. Evet. Kalan %60'lık öğrenciyi de biz Yıldırım içerisinde tutarsa, Yıldırım sınıfında üniversiteye yakın şehirde en azından 2 saati zamanında okulda ayırırlar. Kendine daha fazla dinlenme ayırırlar diye düşünüyorum hocam yani. Onun şimdi tercih aşamasında fazla bu konuya girmeyelim ama Bursa Teknik Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler yerleşim ve yurt konusunda çok büyük sıkıntı çekiyor. Bursa Teknik Üniversitesi tercih eden öğrenciler, öğrenen en çok merak ettiği konu, öğrenciler için neredeyse farz ayın gibidir şey de burs yani, mesela baktığında burs noktasında destek var mı Bursa'daki? Bugün sabah bir firmamızla görüştük. İsmini versem olur mu? Bizden liste istiyor hocam. Lütfen bize söyleyin, bursları verelim diye. Bursa Teknik Üniversitesi'nin şu anda geldiği performans ve şehrimizin hayırseverlerini şöyle göz önünde bulundursanız, derya deniz bir burs şehri burası. Zaten mesela Coşkun Öz diyelim, efendim Tofaş, diğer bir sürü firmamız, efendim Ermaksan, Ermetal gibi firmalar ve diğer bir sürü firmalar ismi kurumsal olarak veya gayri kurumsal olarak veya tanımlanmamış şekilde dünya kadar burs veriyorlar zaten. Kısacası burs konusunda öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasınlar. YÖK'ün de verdiği burslar var. Bazı bölümler tercih ederseler, efendim belli başarılar olursa. Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın da burslar var biliyorsunuz. Bizde şu anda sanıyorum 6 bölüme tercih eden ilk 5 öğrenciye fena da değil burs miktarlar. Yani 1000 lira civarında. Burslarda bir sıkıntı yaşamaz gençler. Bu anlamda bence çok çok önemli. Çünkü inanan bazı insanlar ona zekat niyetine verdikleri için o anlamda evet, da çok evet. Çok önemli. Aslında çoğu da burs verdiğinin bilinmesini istemiyor biliyorsunuz. Bir de hassas bir konu. Çocuklarda belki çok... Kalpleri kırılmasın. Veren el alan eli görmesin. Aynen, yani Osmanlı'daki o sadaka taşı müessesesi gibi yani baktığımızda. Aynen. Aslında ben çok güncel bir konu, ilk yayının başında ifade orman yangında. Siz de aynı zamanda orman mühendisisiniz sanayi ama baktığımızda gerçekten yüreğimiz yanıyor. Evet. Ya baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklama ben televizyonda seyrettim. Beklenmeyen bir yangın. Evet, dünyada da birçok yerde yangın var ama aynı anda 30-40 yani 130 tane yangın çıkıyor Türkiye'de. Bu beklenmeyen bir durum. Yangınlar konusunda neler ifade etmek istersiniz? Aslında oradan biraz da bu konuya değinelim. Bu herkesi ilgilendiren bir konu. Belki şu an öğrencileri ilgilendiren bir konuydu ama bu yangın hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Orman savaşçılarına Allah yardım etsin. Hepsine hürmet ediyoruz. Halkımıza da Allah yardım etsin diyoruz. Bizde orman fakültesi var. Dün iki hocamız, orman mühendisi bölüm başkanı. Bize Namık Bey yazdı hatta. Evet, Namık Bey yazdı. Programa da çıktı, anlattılar. Efendim, orman fakültesi bizim rapor da yayınladı, resmi rapor bu konuyla ilgili. Bir kere şunu söyleyelim. Türkiye'de felaket derecede bir kaos tellallığı yapılıyor. Ve felaket bir bilgi kirliliği var. Dezenformasyon var diyorsun. Bir konu olduğu zaman, yani herkes uzman. Yani futbolda tamam, herkes yorum yapabilir de. Yani... Şunu söyleyeyim, bir tane örnek söyleyeyim. Bir yerde ormanın bir tarafında bir yangın oluyor. Bağırıyorlar. Ya o ağaçlardaki kozalaklar ısındığı zaman 200-300 metreye kadar el bombası gibi atıyor.
ve bir anda orayı söndürmeye başlayanların etrafını bir çember, bunu düşünmüyorlar. İkincisi, şu anda global olarak bu Akdeniz bandında bir ciddi bir felaket devam ediyor. Bütün ülkelerde biliyorsunuz. Diğer ülkelerdeki, yani hep medeni ülkeleri kıyaslarız. Kanada'da 2,5 milyon dekarmış. Ben akşam haberleri dinledim. Sayın Cumhurbaşkanı, Birleşik Amerika'da 1,5 milyon dekar orman yangından bahsetmişti akşam Sayın Cumhurbaşkanı, devam eden. Ya Avustralya'yı biliyorsunuz. Avustralya. 40 gün, 45 gün devam ettiğini söylemişti, evet. Hatta. Ya 6 ay devam eden yangınlar oldu. 6 ay. Açık açık diyor ki adam, bir yangın, özellikle ibreli ağaçlarda bakın. İbreli ağaçlar içerisinde reçine oranı en yüksek olan ağaçlardır. Reçine ısındığı zaman doğalgaz gibi bir gaz salıyor. Terebentin ve diğer gazlar. Yani çakmak değil, iki tane taşı birbirine sürseniz patlaya patlıyor. Şimdi bu ağaç, bu ağaçlarda yangın başlayınca söndürmeniz imkansıza yakın bir şey. Bir yağmur yağacak Cenab-ı Allah tarafından ancak. İnşallah, inşallah. Dolayısıyla böyle bir yangın başladığı zaman yurt dışında yapılan şey şu. Sabah radyoda da söylüyor, televizyonda da söylüyorlar bangır bangır. Hesap, maliyet yapılır. Genelde bu yangınlara dokunulmaz deniyor. Söndürme mümkün değil çünkü. Esas önemli olan başlatmayacaksın. Şimdi asıl olan koruma. Evet. Şimdi burada bence böyle bir şey başladığı zaman, deprem, sel olduğu zaman, ya insanın, devletinin kendi kurumlarını, o işte mücadele eden insanları, mesela Konya'da sağlık çalışanlarına nasıl biz destekledik? Bak o iyi bir örnek. Alkışladık. İşte canımızsınız, kanımızsınız dedik. İnsanlar, aile, doktorlar özellikle, sağlık çalışan hemşireler ailelerini görmediler. Şimdi diğer mücadele yapan insanlara da efendim terörle, uyuşturucuyla, efendim selle ve afetlerle, depremle mücadele eden halkımıza, devlet kurumlarımıza ve uzmanlarımıza itibar etmek ve onların onurunu kırmamak lazım. Burada bir yanlış yapılıyor bence. Şunu söylemek isterim müsaade ederseniz. Buyurun hocam. Ben ormancı değilim. Orman endüstri mühendisiyim biliyorsunuz. Yani yan kol olduğu için, yakınlık kol, evet, olduğu için. Yani akrabalık, evet, da orman fakültesinden geldiğiniz en azından. Yani haddimi aşmayayım diye söylüyorum ama şunu söyleyebilirim. Türkiye'de ormanlara küçük baş, affedersiniz, hayvan sokmak genelde yasak. Halbuki. Bence keşiden girmesi lazım aslında. Ya. Herkesin bildiği bir konu. Yeni fidanlığa değil ama belli bir gelişmiş olan, evet, ağaçların olduğu fidanlığa küçük baş ve keçileri koymak gerekiyor. Çünkü tıraşlama yapıyor aslında bir yandan. Kırsal bölgelerde bir kere orman köylüsünün geçim kaynağı ve çok dayanıklı bir hayvandır şey keçi. Yani büyükbaş hayvanlara göre çok çok dayanıklı. Ne bulsa yer, taş bulsa yer. Ve en önemli özelliği şu, ormanın dip örtüsünü komple tıraşlıyor. Yani sizin bahçedeki şey gibi. Bahçe ne diyorlar? Budama diyelim ya. Çim makinesi gibi. Evet, çim makinesi gibi. Bu örtü yangınlarını önlüyor. Birincisi bu. Bunu yaymamız lazım. Şu açıdan bunu söylemek istiyorum. Veysel Eroğlu YÖK'te rektörlerle yaptığı toplantıda söylemişti. Ya ormana İlhami Bey, inanabiliyor musunuz? Arıcıların girmesi kanunen yasakmış. Çünkü maddede şöyle yazıyor. Ormana hayvan giremez, affedersiniz, arı da bir hayvandır, giremez. Sinek nasıl girecek o zaman falan diyecekti. Tövbe estağfurullah. Bunu değiştirmişler. Ondan sonra dünyada çam balı üreten ikinci ülke olmuş. Dünyada birinci ülke Arjantin'dir. Ben bilgisayarla, evet, söyleyeyim. İkincisi de Türkiye'dir, evet, yani. Evet. Dolayısıyla arıyı sokmuyoruz. Halbuki arı popülasyonu, insan varlığı birbirine... arı dünyaya dengesi sağlar. Yani bunu herkes bilir zaten. Evet, evet. Küçükbaş hayvancılığın bence kontrollü bir şekilde teşvik edilmesi lazım. Bir, benim şahsi görüşüm. İki, reçine ormanlarının olduğu yerde Bursa Teknik Üniversitesi bu konuda çok yetkin ve etkindir. İki tane çalıştay yaptı. Orman Bakanlığımızda reçine eylem planı var. Reçine olan ormanlık alanlarda daha çok reçine üretilmesi lazım. Eğer o bölgelerde reçine üretim yapılıyor olsaydı, özel sektör çalışıyor olsaydı, o ormanlık alanlarda yollar, patikalar ve oraları kontrol eden bekçiler kameralı olurdu ve altları da bakımlı olurdu. Orada da yangın çıksa bile onun önlenmesi daha kolay olurdu. Aslında bir de şey var. Kısacası kereste dışında ekonomiye kazandırılacak kalemlerde ormanlarımızın daha fonksiyonel olabilmesi aslında lazım. Aslında ormanı etinden, kemiğinden, sütten diyoruz ya, faydalanmasını, evet, bilmiyoruz. Buradan anladığım nokta aslında bir de şu var. Dünyada benim öğrendiğim bir şey var. Burada bizde orman mühendisi çalışan bir abimiz var. Ateşle söndürme tekniği vardır. Şu an müsait değil aslında. Aslında o da bir teknik. Karşı ateş denir ona dediği şey. Doğru. Aslında bunun yeri geldiğinde belki şey var, çivi söker ya. Aslında karşı ateş burada. Doğru. Bunu inşallah bu sürecin içerisinde doğru yerlerde kullanırlarsa zaten, doğru, sorun yok. Ama bizim insanlarımız maşallah, buradan biz bu uyarı yapalım. Hafta sonları ne olursa olsun ille de bir şey yapacaksanız, ya ızgara yapacaksanız elektrik ızgara da yapın diyelim. Yani en azından, doğru, yani. Doğru, yani doğru. Çünkü çok...
Bağın nem bakın, bağın nem %10'lara %20'lere düşüyor. Bu şu demek, yani ayağınızda böyle çivi böyle kıvılcım çıksa hemen birden yangın başlayacak gibi. Yani. Bir de şu var. Cam var. Ha, camı söyleyecektim hocam. Cam mercek etkisi yapıyor ya. Biliyorsunuz. Lütfen arkadaşlar ne yaparsa yapsınlar kendileri, yani kişinin özel hayatına karışmak haddimizde değil ama ister camı hangi işlerde kullanırsa kullanın lütfen çöp tenekesine atın. Ormanlar içerisinde evet, atmayın evet. Çünkü bu da çok çok önemli. Buradan bizim ve sizin verdiğiniz sosyal mesajlar toplumda yerini bulursa ya muhakkak yangınlar engelleyemez ama en az yangın çıkması ya da bir dekar alan kaybetmek, bin dekarla bir dekar kaybetmek çok daha iyidir. Çünkü o ağacın yerine gelmek, şimdi herkes şeye başlıyor, biliyorum hocam siz yine biliyorsunuzdur. Hemen ağaçlandıramıyor, yok ağaçlandırma hemen olmaz, bir sene beklemesi lazım diye biliyorum en az. Bir sene sonra onlar ağaçlandırılacak. O süre içerisinde tekrar eski haline kavuşması da en az bir 40-45 yılı bulacak. Yani gördüğünüz kadar bizim torunlarımızı görecek, öyle diyelim daha açıkçası. Ama biz dinimizin öğrettiği gibi, Hazreti Peygamber hadis olduğu gibi, eğer kıyametin yarın kopacağını biliyorsanız, daha bir tane filan dikin, bir tane ağaç dikin mantığıyla yaklaşan bir dinin mensubuysanız, biz de üzerimize düşeni yapmaz zorundayız diye düşünüyorum hocam yani. Orman Bakanlığı, doğru söylüyorsun. Orman Bakanlığı, bak kendi kurumlarımızı yıpratma alışkanlığını bırakmamız lazım diyorum tekrar. Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadelede dünyada marka bir ülkedir. İtalya'ya, Fransa'ya, diğer Yunanistan'a kurs veren, eğitim veren bir ülkedir. Ya bu kadar da yani biz kendi olmuyor. Kendimiz dövmeyelim. Başkaları evet. Zaten yeteri kadar dışarıdan. Sigaraya biz karşıyız. Ben içmiyorum. Ben de içmiyorum. Allah'ım. Sigara Allah'ım. Kesinlikle içmeyelim ama benzinlikte ve ormanda hiç içmeyelim diye yani, bir slogan başlatmak lazım. Ya bu çok İçki zor. Ben kullanmıyorum. Tamam içiyorsan da genelde görüyoruz. İçip şişesini atıyorlar. Yapmayın. Ben onu dedim zaten. Evet, evet. Örtü kapalı. Evet. Çünkü bizim arkadaşlarımız biraz daha bu konuda biz hep çok iyi niyetliyiz. Bugün yardım esnasında görüyoruz. Kuzuyu kurtaran şeyi kurtar. Ben her zaman şu örneği verdim konuşma. 15 gün önce Kurban Bayramı'ydı. Kurban Bayramı dini ibadetimizi yapmayacak. Kurban kestik. Hiçbirimiz belki o yüzden ama orada bir tane karıncanın yok olmasına vicdanen üzüntüden yani harap olduk. Yani kuzuların yanmasına harap olduk. Bunu kim yaptıysa, hangi örgüt yaptıysa Allah belasını versin diyorum. Yani ben genelde çok nadir bela okurum ama maalesef Allah devletimize milletimize devam vermez. Amin. Sayın hocam son sözlerinizi alalım. Ondan sonra programı beraber kapatalım. Efendim Bursa Teknik Üniversitesi genç bir üniversite. Dinamik Bursa kentine yakışır bir tematik, teknik ve yeni nesil üniversitedir. Bilgiyi hızla paraya dönüştüren, ticari yapıya dönüştüren, katma değeri yüksek öğrenci ve nitelikli mezun vermeye çalışan bir üniversitedir. Sadece teorik bilgi değil, pratik ve saha uygulaması yapan dinamik bir üniversitedir. Öğrencilerimiz tercih ederse memnun olurlar diyoruz. Ama en önemlisi öğrencilerimizin hür iradesiyle kendi istedikleri ve sevdikleri bölümü seçmesi gerekir. Sevmediği bir yerde insan başarılı olamaz. Ben hepsine başarılar diliyorum, başarılı tercihler diliyorum. Şu anda bizim internet üzerinden sanal tercihlerimiz devam ediyor. Lütfen web sayfamıza baksınlar. Aynı zamanda 10, 11, 12 Ağustos tarihlerinde de Merinos'ta, sağ olsun belediye başkanımız oralar tahsis etti. Tercih günlerimiz var. Orada da öğrencilerimizi orada da bulunuyor arkadaşlarımız. Aynı zamanda Mimar Sinan kampüsünde de programlarımız var. Orada bekliyoruz. Yani ben de çok teşekkür ederim. İnşallah arkadaşlarımız için hayırlı bir sonuç. Evet sevgili seyirciler, bir program daha sonuna geldik. Her program sonunda şunu ifade ediyoruz. Maske, mesafe, temizlik, ardından aşı. Lütfen aşılarınızı yaptırın. Allah korusun, o acıları yaşamak istemiyorsanız aşıları hep beraber yaptıralım. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar.